Merhaba. Daha önceki videomuzda ne yaptık? Bir doküman türü oluşturduk. Daha sonra bu doküman türüne bir life cycle bağladık. Şimdi bu life cycle'a bir iş akışı tanımlayacağız. Yani bu doküman türünün bir iş akışı yani workflow'u takip etmesini ve sonlanmasını sağlayacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Gene administrator olarak giriş yaptım. Site'dan Workflow Template Administration'a giriyorum. Ve yeni bir Workflow Template oluşturuyorum. Şimdi şöyle bir iş akışı tanımlayalım istiyoruz. Tabii örnek olsun diye burada basit iş akışı tanımlayacağız. Şöyle, birisi dokümanı oluşturduğunda öncelikle biliyorsunuz şimdi life cycle'ı daha önceki videoda nasıl yapmıştık? 4 fazı vardı. In work, under review, released ve cancelled. Şimdi ilk önce birisi dokümanı oluşturduğunda yani üzerinde çalışıyor. Normalde in work aşamasında gibi düşünelim onu. Oluştur oluşturmaz under review'e geçsin life cycle'ı istiyoruz. Daha sonra rastgele roller tanımlayalım. Mesela Ar-Ge müdürüne ya da işte bir design şefine değişikliği onaylıyor musunuz diye görev olarak gitsin. Eğer design şefi değişikliği onaylarsa süreç devam etsin. Reddederse tekrar bu değişikliği başlatan kişiye dönsün. Ya da işte iptal ederse life cycle state'i cancelled olsun gibi şeyler tanımlayacağız. Şöyle başlayalım. Start'ı koyduk. Şimdi ilk önce bir set state robotu ekleyeceğim. Metot robota tıklıyorum sol taraftan. Ekledim. Bu robotun içini açıyorum. Ve diyorum ki süreç başladığında state'imi under review'e çeksin. Okey dedim. Şu anda ne oldu? Süreç birisi doküman tipini başlattığında, değişiklik yayın dokümanını başlattığında state in work'tan under review'e geldi. Daha sonra ne yapıyorum? Birisi değişiklik yayını başlatıp yayınladığında bu değişiklik design şefine onay için gitsin. Hemen design şefine bir activity ekleyeceğim. Buradan activity'ye tıkladım. Activity'yi buraya koydum. Şimdi bunun için ayarlayalım. İsmi ne olsun? Değişikliği inceleyin diye bir görev gitti design şefine. Ve ne yazsın? Onay, red ya da iptal verin. Yani değişikliği iptal edin. Onayladığında süreç ona göre ilerleyecek şu anda. Reddettiğinde tekrar işte değişiklik yayınlayan, değişiklik dokümanını oluşturana tekrar bu reddettiği bilgisi gidecek. Ve iptal ettiğinde de lifecycle istediğini cancel yapacak şekilde süreci devam ettireceğim. İptal giriniz dedim. Ve participant'a tıklıyorum. Bunu kim yapacak? Bu creator default olarak geliyor. Bunu çıkıyorum rollerden. Bunu tasarım şefi yapsın diyorum. Öyle bir rol kim var? Design team leader yapsın. Okey diyorum. Şu anda bu arkadaşa task gidecek. Tekrar içini açıyorum. Bir şey unuttuk. Rootlamayı. Şimdi diyorum ki manual exclusive dediğimde buradan routing type'a. Neydi? 3 farklı yol izleyebilirdi bu. Onay, red ve iptal. Daha sonra buraları olduğu gibi bırakabilirim. Ve okey dedim. Şimdi eğer onay verirse ne olsun, iptal verirse ne olsun, red verirse ne olsun bunları tanımlayacağız. Onay verirse
tasarım design lideri onay verdiğinde ben diyorum ki müdürlere değişikliğe onay verdim, inceleyiniz şeklinde bir görev gitsin. Gene bir task gitsin müdürlere. Bu arada şunu şey yapayım ben. Değişikliği inceleyin değil de değişikliği onaylayın ya da değerlendirin. Değerlendir diyeyim. Buna inceleyin diyeyim. Bunlar incelenecek çünkü. İnceleyin şeklinde bir görev gitti. Değişiklik onaylandı. Daha önceki design leader tarafından. İnceleyiniz diye bir yazı yazdım bu değişikliğin içinde. Ve bu kimlere gitsin? Müdür seçeyim ben burada. 3-4 tane müdüre yollamak istiyorum bunu. Şunu çıkardım. Birisi mesela şey olsun. Uygunsuzluk yöneticisi olsun. Non-conformance manager. Ondan sonra bir tanesi product manager olsun. Ürün yöneticisini seçtim. Bir tanesi proje yöneticisi olsun. Proje müdürünü seçtim. Ve bir tane de kaliteye gitsin. Kalite müdürünü seçtim. Şimdi bu task bunlara gidecek. Ve bunlar complete task diyecekler sadece. Yani tamam değişikliği onaylamışsın ben bunu gördüm şeklinde. Yani bunlar tekrar reddetme şansları yok. Öyle bir şey tanımlamayacağız ortalık çok karışmasın diye. Bu yüzden routing yapmıyorum bu sefer. Buradaki activity'yi de tanımlamış oldum. Şimdi onay dediğimizde böyle olacaktı. Peki red dediğimizde ne olsun? Red dediğimizde tekrar şuraya bir task koyuyorum. Pardon. Ve revize olsun bunun ismi de. Ve bu task'ta ne olsun? Değişikliği revize et diye ilk dokümanı oluşturan kişiye bu sefer görev gitsin. Ya tek tek bunları birazdan özetleyeceğim tekrar. Değişikliği revize et dedim. Şimdi bağlantıları da kuralım da kafalar çok karışmasın. Başlattığımda state'imi under review aldım. Under review state aldıktan sonra değişikliği değerlendir diye bir task design team leader'a. Eğer design team leader onaylarsa değişikliği inceleyin diye müdürlere task gitti. Bakın şu soru işaretini birazdan dolduracağız. Eğer değişikliği burada yazamamışım gene. Değişikliği reddederse revizeye gitsin. Bir de dedik ki iptal edebilir. Onun için de şöyle olsun. Değişikliği iptal ettiğinde fabrika müdürüne mail gitsin sadece. Değişikliği iptal edildi diye. Nasıl yapalım? Ve müdürlere de aynı şekilde mail gitsin. Bunu da şöyle yapıyorum. Buraya bir notification robotu koyuyorum. Daha sonra bu robota da iptali bağlayacağım. Ve bu robotun içinde düzenleyeceğiz. Şimdi önce revizeyi yapmış mıydık? Değişikliği revize et dedik. Kim ediyor? Değişikliği oluşturan creator ediyor. Tamamdır. Bu task da tamamdır. Şimdi bu task'ı tekrar bir döngüye sokacağım. Yani diyelim değişikliği design team leader red verdi. Tekrar dokümanı oluşturana diyor ki reddedildi. Şunları revize et. O tekrar design team leader'a revize şeklinde yolluyor. Bu döngüyü nasıl oluşturuyorum? Buraya bir ya da koyuyorum. Ve buradan buraya, buradan buraya tekrar bağlıyorum. Böylelikle burası bir loop haline girdi. Şuradan da loop link diyeyim. Bu kırmızı gözüksün. Loop olduğu belli olsun. Şimdi buraya seçiyorum. Onay verdiğimizde ne yapıyordu? Onaya start diyorum. Onay verdiğimde değişikliği inceleyine gitti. Red verdiğimde ne oldu? Revizeye gitti. Peki bunlar nereden geliyor buraya? Routing'e yazdığım şeyler işte bunlar benim. Onay, red ve iptal. Şu task'ın
activity'nin routing'ine ben bunları yazmıştım. İptal dedim. Notification robotuna gitti. Neyi yapmadık şu anda? Notification robotunun içine yapalım. Ne olacak? Diyoruz ki kimler alacak maili? Fabrika müdürü dedik. Diğer müdürlere de gitsin dedik. Non-conformance manager. Hızlıca yapıyorum. Plant manager. Project manager. İşte bir de quality manager olsun. Bunlara mail gidecek. Okey dedim. Evet. Diyor ki mailin diyor subject'i yok diye uyarı verdi bana. Bu neymiş? Konu yani maildeki konu kısmı bu. Değişiklik yayını iptal edildi diyorum. Ve bundan hemen sonra ya da önce de oldu. Şuraya bir set state robotu koyayım ben araya. Bir saniye. Ve life cycle'da iptal diyeyim şuraya. Evet. Değişik set state'imizi yani burada under review aşamasındaydı. Bu dokümanın life cycle'ı. Onu cancelled yapıyor. Bu robot. Bu arada bunu siliyorum. Cancelled yapıp ilgili kişilere bu robotta mail attırıyor. Daha sonra bunu bitireceğim buradan işlemi. Onay işlemini devam ettireyim. Ne oldu? Değişikliği inceleyin diye onayladığımızda 4 tane müdüre task gidiyordu. Eğer bunların hepsi onaylarsa değişikliği, onu da buradan ayarlayabiliyorum. Hepsi onaylasın dedim şu anda. Bunların hepsi onaylarsa okey diyorum. Fabrika müdürüne, sadece fabrika müdürüne değişikliğin onaylandığı mail gitsin tekrar. Oraya da bir notification robotu koydum. Ona da bağladım. Ve life cycle'da under review'dan release aşamasına gitsin. Yani yayınlandı olsun. Hemen bir metot robot daha ekliyorum. Bunları da birbirine bağladım. Bu robotu pardon. Şu ikisinin içini düzenlemedik henüz. Notification'a tıkladım. Kime gidecekti mail? Sadece fabrika müdürüne değişiklik onaylandı maili. Plant manager. Ekledim. Evet, gene subject'i unuttum. Değişiklik yayınlandı şeklinde subject'i de ekledim. Ve set state robotu koyacağım tekrar. State'imizi release'te çeksin bu sefer. Evet, release yayınlandı diyorum. Set state robotumu da koydum. Şimdi bir de bu döngüyü sonlandırmam lazım. Bir tane end koyacağım. Ve bu robotla şunu end'e bağlayacağım. Bunu da şöyle yapıyorum. Buraya bir ya da koyuyorum. Buradan buraya çektim. Buradan buraya çektim. Buradan buraya çektim. Şu anda ne yapmış olduk? Bu arada bunları şöyle düzenleyebiliriz. Yani çok karışık kuruşuk gözükmesin diye şöyle bu sıradakileri tıkladım. Aynı hizaya getirdim. Bu sıradakileri tıkladım. Aynı hizaya getirdim. İşte bununla bunu dikey olarak hizaladım. Bununla bunu dikey olarak hizalayayım. Bununla da bunu dikey olarak hizalayayım falan gibi. Ayarlayabiliyorum. Şimdi ne yaptık? Çok kısa özetleyelim. Değişikliği başlattık. Bir kişi başlattı. Creator bu. Kim başlatırsa başlasın sistemde. Direkt inwork'tan under review'a geçti state'imiz. Daha sonra değişikliği değerlendir diye bir kişiye görev gitti. Bu kişi kim? Bu kişi design team leader. Bu kişi
onaylıyor, iptal ediyor ya da reddediyor. Bunlardan hangisini seçerse süreç ona göre işleyecek. Redden başlayalım. Reddederse değişikliği yaratan kişiye tekrar görev gidiyor ve revize et diyor. İptal derse direkt durumunu under review'den set state robotuyla cancelled life cycle'ını alıyor ve ilgili kişilere iptal edene dair mail gidiyor ve döngü sollanıyor. Eğer onay verirse değişikliği inceleyin diye 4 tane müdürümüze ne gidiyor? 4 tane miydi? Evet. Uygunsuzluk, ürün, proje ve kalite müdürlerine onaylamaları için ve incelemeleri için bir görev gidiyor. Bunlar 4'ü birden onayladığında mail gidiyor. Kime? Fabrika müdürüne. Miydi? Hayır, bunu ayarlamamışız. Activity Reviewer yapmışım. Bunu siliyorum. Plant Manager yapıyorum. Evet, bu da maili alacak. Ve mail aldıktan sonra released, yayınlandı aşamasına geçiyor state'i. Gördüğünüz gibi bu robotla. Daha sonra da end diye sonlanıyor. Workflow'umuzu hazırlamış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Workflow'umu oluşturum için düzenledim. Bir de bu workflow'u lifecycle'a bağlayıp bu 4. videoyu sonlandıracağım. Sonuçta şu anda bizim dokümanımız bu workflow'u kullanacağını bilmiyor. Save dedim bunu. Kapattım. Proses 1'miş ismi. İsmini değiştiriyorum. Değişiklik yayını workflow yapıyorum. Okey dedim. Ve checkout yaptı otomatikman ben edit dediğimde check-in yapıyorum. Şimdi bu workflow hazır ama bizim lifecycle'ımızın bu workflow'dan haberi yok. İlişkilendireceğim 2 dakika. Utilities'den demin workflow template'te çalışıyordum. Şimdi lifecycle template'te çalışacağım. Daha önceki videoda hazırladığım değişiklik yayını lifecycle adlı dokümanı sağ tıklıyorum, edit diyorum. Doküman açıldı. Şimdi ne yapıyorum? Bunun dokümanın in work aşamasına, ilk aşamasında buraları daha önceki videodan hatırlıyorsunuzdur. Workflow sekmesine geliyorum ve ilk faza hangi workflow'u bağlıyorum? Değişiklik yayını workflow diye. Az önce oluşturduğum workflow'u bağladım. Son iterasyonu kullan dedim. Ve bağladım şu anda dokümanı. Evet, değişiklik yayını ve workflow kısmına değişiklik yayını workflow'unu bağladım ve OK'ye basıyorum. Kaydetti. Şimdi değişiklik yayını life cycle'ı yeniden check-in yapıyorum. Bu videoda bu kadarlık olsun. Bir dahaki videoda bu attığımız kişileri, rolleri, bu az önce belirttiğimiz rollere, müdürlere ya da işte değişikliği başlatana bazı kişileri ekleyeceğiz. Bunlara yetkiler vereceğiz. Daha sonra bir team template oluşturacağız ve OER üzerinden team template'leri nasıl ekleyeceğimizi bir dahaki videoda göstereceğiz. Son olarak da bu workflow'u bir kere çalıştıracağız. Teşekkürler.